Evet, Türkiye'nin düzenlediği Pençe Kılıç operasyonunda hava harekatı gerçekleştirildi. Şimdi bir kara harekatının gerçekleştirileceği belirtiliyor. Üzerine biraz konuşalım istiyoruz biz de uzman konuğumuzla. Hem geride bıraktığımız hava harekatı bölümünü hem de olası bir kara harekatının ne zaman, nasıl, ne şekilde gerçekleştirileceğini ve ne gibi sonuçlar elde edebileceğimizi eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin'e soracağız. Sayın Pekin, merhabalar, hoş geldiniz KRT'ye günüzüne. İyi günler diliyorum. Şimdi öncelikle hava harekatına ilişkin bir noktayı aydınlatmanızı rica edeceğim sizden. Şöyle bir belirsizlik olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Suriye hava sahasını kullanmadığı ve kendi hava sahası içerisinden F-16 savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendiği. Bir diğer açıklamada yine adı belirtilmeyen kaynaklarca ABD kontrolündeki Suriye hava sahasına girildiği, bunun için de Türkiye'nin hem Rusya hem de ABD ile temas halinde olduğu. Öncelikle böyle bir operasyonun Suriye hava sahasına girilmeden gerçekleştirilmesi mümkün müdür F-16 savaş uçaklarıyla Türk hava sahası içerisinde? Yani ben şunu söylüyorum, bence girilmesi gerekiyor. Çünkü Tel Rifat, o bölgeyi ateş altına almanız için, uçakların manevra yapmaları için mecburen girmeniz gerekiyor hava sahasına. Çok derinlikte değil ama belli bir derinlikte girilmiş olması lazım diye değerlendiriyorum. Evet. Mesela şeyler böyle, yani nasıl şeyde Irak hava sahasına giriyorsak buraya da girmiş olmamız lazım ve bu konuda da bilgi veriliyor şeye. Yani niye bilgi veriliyor? Biz bu harekatı yapacağız, haberiniz olsun falan diye değil. Yani biz böyle bir şey yapacağız. Dolayısıyla şu hava sahasında herhangi bir şeyiniz olmasın diye. Çünkü öbür türlü havada sorun çıkar. Çarpışma olur, başka bir şey olur. Çok da kötü bir durum ortaya çıkabilir. Ben bu bakımdan Suriye hava sahasına girildiğini hem Rusya açısından hem de Amerika açısından bu hava sahasına girildiğini değerlendiriyorum. Evet. Ve bu konuda iki ülkenin de yani sadece şey yaptığını, yani bu konuda belki bize işte belli şeyler söylediklerini sanırım şey yapmayalım. Yani çok daha fazla onların bulunduğu bölgelerde olayları takip etmeyenin falan gibi bir şeyler çıkmış olabilir, söylemiş olabilirler. Evet. Ama bu harekat hava sahasına girmeden yapılabileceğini sanmıyorum. Evet. Şimdi buradan başlamamın şöyle bir sebebi var Sayın Pekin. Biliyorsunuz biz bu harekatı İstiklal saldırısından sonra gerçekleştirdik. Evet. Bu harekatı her ne kadar uzun süredir gerçekleştirmek istiyor ise istiyorsak da bunun tetikleyicisi İstiklal saldırısı oldu. Ve İstiklal saldırısının hemen arkasından İçişleri Bakanı saldırıyla ilgili adres olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterdi. Üzerine konuşuldu, tartışıldı. Çünkü Erdoğan el sıkıştı arkasından Biden'a vesaire. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şöyle bir değerlendirmesi var. Erdoğan da dedi ki, biz buradaki teröristlerin hamisinin kim olduğunu biliyoruz. Doğru. Onları kimin koruduğunu, kimin silahlandırdığını biliyoruz dedi. Dolayısıyla aslında zannediyorum o da Amerika Birleşik Devletleri'ni burada kastetmiş olsa gerek, hedef almış olsa gerek. Ama doğru, sizin de belirttiğiniz gibi bu bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gereken bir operasyon. Evet. Dolayısıyla da haber verdiğimiz bir operasyona dönüşüyor. Burada da bir çelişki ortaya çıkmıyor mu ya da nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle bir değerlendiriyoruz. Şimdi normalde Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekatı yapmadan önce ben Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine harekat icra edeceğim. Dolayısıyla ona göre bu bölgedeki uçuşlarınızı ona göre planlayın diye söyler şeye. Ve bu Irak'ın kuzeyi dediğimiz zaman her yer giriyor içerisine. Suriye'nin kuzeyi dediğimiz zaman çok geniş bir bölge var. 910 kilometre sınır bölgesi var. Yani bir hedef yer belirtmiyor, bir bölge belirtmiyor. Yani koskoca çok büyük bir bölge. 700 kilometre genişliğinde çok daha fazla derin bir bölgeyi belirtiyor. Dolayısıyla böyle bir şey söylenir ve ona göre karşı taraf evet bir harekat bekliyor. Zaten bekliyor harekat. Zaman zaman harekat da yapılıyor. Ama harekatın nereye yapılacağını, Suriye'nin kuzeyi mesela
dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Bütün hudut geliyor 9-10 kilometre boyunca. Menbiş geliyor, İdlib geliyor, ondan sonra şey var, Ayn İsa var, şey var, ne bileyim, Kamışlı var, Ayn el-Arab var. Bunlar hepsi geliyor. Yani dolayısıyla böyle genel bir şey belirtiyorsunuz. Yani daha evvelki şeylerde de, harekatlarda da bunlar da su harekatlarını bir harekat yapacağız. Yani şöyle bir zafiyete neden olmaz mı? Eğer burada bir hami söz konusuysa, bizim o hamiye bu harekatı düzenlemeden önce haber veriyor olmamız, belli bir koordinasyondan söz ediyor zaten Pentagon'da olayın başından beridir. Evet. Bu operasyonun, bu harekatın başarısına ilişkin bir zafiyet oluşturmaz mı diyorsunuz? Yani sanmıyorum. Belki kendi adamlarını çekebilirler orada ama şeyleri çekeceklerini sanmıyorum. Çünkü çok fazla miktarda şimdiye kadar yığınak yaptılar bölgeye. Özellikle tüneller kazdılar. O mesela o tünellere atılan ya da toprak altında ya da beton altında, beton bloklar altında bulunan mühimmat yapıları dahil olmak üzere oraları çekmeleri, boşaltmaları böyle bir günde falan kolay bir şey değil. Yani bir günlük iş ama zaten şeyden itibaren bunu beklemeleri lazım. Bu İstiklal Caddesi'ndeki olaydan sonra Türkiye'nin bir operasyon yapacağını zaten beklemeleri gerekiyor. Çünkü açık ve net olarak Sayın İçişleri Bakanı dedi ki buna karşılık vereceğiz. Hem de çok misliyle karşılık vereceğiz diye bir şey söyledi. Zaten bekliyorlardır şey. Bence yani çok harekatın gidişine çok fazla etki edecek bir durum değil. Evet. Yani Türkiye'nin evet. Peki. Türkiye şeyden aşağı inseydi, 30 kilometreden daha aşağı inseydi falan, o zaman belki doğrudan müdahale etme imkanları olurdu veya bu konuda sorun çıkabilirdi. Ama Türkiye bu konuda daha evvel söylediklerine uygun olarak yaptı. Yani 30 kilometreden aşağı inmedi. Her ne kadar hava sahasını kullandıysa da zaten Irak'ta şey yok. Yani Irak'ta bir otorite yok. Olmadığı için orası daha kötü, daha açık. Türkiye oraya açık ve net olarak her zaman girip çıkıyor yani. Zaptı da harekatımız devam ediyor. Bu neden? Evet, peki şimdi bir kara harekatıyla bunun desteklenmesi planlanıyor. Yapılacağı da yine deklare edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ve burada da önemli bir cümlesi var. Güvenlik çizgisini gereken yere çekmemize kimse mani olamaz diyor Cumhurbaşkanı. Neresidir efendim o güvenlik çizgisi? Nereye çizilmesi gerekir? Hani şöyle söyleyeyim, şeyden başlamak üzere. Suriye sınırının o Reyhanlı bölgesinden başlamak üzere şeye kadar, Malikiye'ye kadar, yani Türkiye, İran, Türkiye, Irak, Suriye sınırını kestiği bir nokta var. O noktaya kadar olan 912 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırı boyunca güneyde 32 kilometre derinliğinde bir alan burası. Evet. Hava ilan edilen. Hatta bu konuda geçmişteki şey daha evvelki Amerikan başkanıyla da bu konuda mutabak. Aslında onun teklif ettiği bir şeydi, Trump'ın teklif ettiği bir şeydi, 30 kilometrelik konu. Burası. Burası temizlenecek terörden ve buraya işte şeyler yerleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları ve belki de işte bu silahlı muhalefet var biliyorsunuz. ÖSO dediğimiz, Suriye Milli Ordusu dediğimiz, onlar yerleşecek. Bu tabii neyi çözer? Güney'e geçiyoruz. Sınırdan 30 kilometre olduğuna göre bunların kullandığı silahların menzilinin dışına geçiyoruz PKK'yı. Şimdi rahatlıkla şeyden, tercifattan, ondan sonra aynı taraftan taarruz edebilir şey yapabiliyorlar, ateş edebiliyorlar havanlarla, şeylerle. Ama 30 kilometre şeye çekildiği zaman hepsi, bütün sınır boyunca, o zaman daha uzun menzilli silahlara, o zaman sızma yapmak durumunda kalacaklar, ihtiyaçları var. Böyle bir Türkiye güvenlik şeridi oluşturmaya çalışıyor. Bu şerit tabii aynı zamanda itiyor ama şeyi güneydeki o devletleşmeye mani olmuyor. Yani devletleşme orada aynen devam ediyor. Biz teröristleri biraz daha geriye itiyoruz. Ama ilk aşama bu. Türkiye'nin bu işi başarması için ABD'yi bu bölgeden göndermeleri gerekiyor. ABD'nin bu bölgeden çıkması gerekiyor. ABD'nin bu bölgeden çıkması da ancak bölgesel ittifakla mümkün. Bölgesel ittifak olursa ve buna Rusya'nın desteği de olursa belki o zaman olabilir.
Ben tabii bu harekat biraz daha biraz farklı geçmişteki harekatlara göre. Dikkat ederseniz hem Irak sınırında yani Asos'tan başlıyor, Asos dağından Kandil'e gidiyor. Oradan Hakurk'a devam ediyor. Arkasından Malikiye dediğimiz Suriye yolunun başladığı bölgelerden Suriye'nin kuzeyi boyunca böyle adeta o bizim biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu şey konusu, şerit konusu, güvenlik şeridi konusu ateşle çizmiş vaziyetteler. Evet. Ne kadar daha içeri girmemiz gerekecek bu belirttiğiniz sınırların çizginin yani sağlanabilmesi için? Var mesela aynalar arabanın alınması gerekiyor. Girilmesi gerekiyor aynalar araba. Münbiç'in girilmesi gerekiyor ki tamamlansın diye. Tel Rifat'a girilmesi gerekiyor. Orada minik havalanı, oraya girilmesi gerekiyor. Ondan sonra devam edelim. Resul ayından sonra Hasaki'ye kadar girilmesi gerekiyor. Bu Kamışlı bölgesi dahil olmak üzere. Şimdi bu harekat, diğer harekatlardan farkı şu. Bu harekat daha sonra yapılacak harekatın bir başlangıcı ve büyük ihtimalle bu harekat aynen zaptı olduğu gibi belki uzun süreli bir harekat olacak. Yani bölüm bölüm başlayacak, devam edecek. Evet. Destek görecek mi peki Sayın Pekin? Yani böyle bir şeye Suriye devleti, Rusya, ABD ne diyecekler? Mutlaka itiraz ederler. Suriye itiraz eder. ABD, Rusya kendisine dokunulmadığı sürece sorun olacağını sanmıyorum. Onun için önemli olan birkaç yer var. Tel Rifat bölgesi. Çünkü o bölgedeki birliklerini çekti Ruslar. Şimdi o bölgede fazla birlikleri yok. Şey de güçlü değil o bölgede. Suriye de güçlü değil. Suriye kendi hududunu koruyamıyor. Yani işin gerçeği bu. Tabii ki sorun olur. Yani benim şeyim şu. Şimdi bu kara harekatı başladı. Kara harekatı da uzun sürebilir. Yani öyle bir şey ayarlanır ki bu şeyden korkuyorum. İstiklal Caddesi'ndeki olay bu işin bir başlangıcı. Öyle başladı. Türkiye'yi buraya çekmek ve daha sonra uzun süreli birkaç sene sürecek bir Suriye'de bir savaşı başlatmak ve Türkiye'yi hem Karadeniz'den hem Ege'den hem de Doğu Akdeniz'den tecrit etmek, başka bir şeyle meşru etmek gibi bir durum ortaya çıkabilir. Yani bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım. Suriye'de savaşı başlatmak derken Türkiye ile bir savaştan mı söz ediyorsunuz Sayın Pekin? Türkiye'yi... Ama bir taraftan da bir barış rüzgarı esiyor biliyorsunuz. Son olarak Cumhurbaşkanı Esad'la niye görüşülmesin? Görüşürüz, dargınlık, küskünlük olmaz dedi siyasette bugün yaptığı açıklama. Şu var, büyük ihtimalle bölgeye girdiğimiz zaman bölgede olabilir. YPG ile karşılaşırız. ABD'nin onlara desteği devam edebilir. Suriye zımmen bir de harekata girmese bile devam ettirir. YPG destek olur. Yani bizi bir şeyin ortasına çekebilirler diye çekiniyorum. Çünkü bunu daha evvel yaptılar. Yani yaptılar. Birçok yerde yaptılar. Bizim bu konuda çok iyi istihbarata ihtiyacımız var. Tabii ki Türkiye oralara girebilir ama dediğim gibi bir anda Rusya'yı, yani bitmek üzere bu Rusya-Ukrayna savaşı bitmek üzere. Ukrayna-Rusya savaşı bittiği için bazı yerlerde bitmek üzere olduğu için bazı yerlerde yeni sıcak çatışmalara ihtiyaçları var. Sıcak çatışma bölgelerinden bir tanesi bizim güneyimiz yani Orta Doğu, ondan sonra Kafkaslar, İran ve Orta Asya. Yani buralarda büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde sıcak çatışma, yani kozları paylaşma. Nasıl Avrupa'da kozları Ukrayna üzerinden paylaşıyorlarsa, kendi kozlarını yine yukarıda Orta Asya, Orta Doğu ve İran üzerinden, Türkiye üzerinden paylaşma gibi bir durumları var. Böyle bir girmeyelim. Yani böyle bir affedersiniz, abiyane söyleyeceğim ama böyle bir tezgaha düşmememiz gerekiyor. Yoksa Türkiye tabii buraları kara birliği sokmadan bunu kontrol etmesi mümkün değil. Bu noktada da zannediyorum koordinasyon ve uluslararası meşruiyet önem taşıyor bu operasyonun gerçekleştirilmesi noktasında. Şimdi
Hulusi Akar'ın bir değerlendirmesi oldu Sayın Pekin. Biliyorsunuz kilise bir yandan roketler düşmeye devam ediyor. Son olarak iki türlü sağlıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi uçaklarla. Hem taarruzi anlamda hem de karşı tarafın uçaklarını önlemek anlamında bir. İkincisi bir de hava savunma sistemleriyle sağlıyorsunuz. Yani şeylerle özellikle tabii füzeleri durdurabilmeniz için hava savunma sistemlerine ihtiyacınız var. Türkiye'ye şimdi F-16 vermiyorlar. Yani büyük ihtimalle verseler bile geciktiriyorlar. Yani büyük ihtimalle şeye kalacak. 2023'e kalacak bu onların şeyi, anlaşması. Anlaşma imzalansa bile 3-4 sene evvel bunun hayata geçirilmesi zor. O zaman Türkiye'nin bir şeyler yapması lazım. Yani kendine yani, özellikle de şey bölgesinde bu atılan füzeler, katkışı roketleri var. İşte bunlar 20 kilometre menzil, çok namlulu şeyler. Türkiye'nin bu bölgelerde hava savunma sistemini kullanması gerekiyor. Bunlar en uygun yerde neresi? Şimdi işte en uygun silah S-400'ler. S-400'lerin füzelere karşı kullanılması, roketlere karşı kullanılması. Gerçi bunlar güdümlü değil ama sonuç olarak bunlara karşı Türkiye bunu o güney bölgesine, Çekik güney bölgesinde bizim şehirlerimize yönelik atılacak olan füze ve şeyleri, yerinde füzeler de vardır. Bu tip çok namlulu roketleri durdurma imkan kabiliyetine sahip S-400'ler. Bu maksat S-400'leri kullanır. Bu konuda kimse de bir şey diyemez. Kimse bir şey diyemez mi? Ondan çok emin olamadım Sayın Pekin. Çünkü biliyorsunuz bir şey dediler. F-35 mesela iptal edildi. Orada bir ödediğimiz rakam var. Geri alamadığımız, bari F-16 alalım diyoruz ama onu da alamıyoruz. Son olarak yine Hulusi Akar F-16'ları da alamazsak tabii kafamızda başka şeyler var dedi. Ne olabilir mesela o başka şeyler? Onu da öngöremedik. Belki siz yardımcı olursunuz. Şöyle söyleyeyim ben. Yani şimdi tabii F-35'ler konusu farklı bir konu. Onun içerisinde sadece Türkiye'nin S-400 alması değil tabii. Türkiye siyasi bir konu bu biraz da. Türkiye S-400 alınca otomatik olarak şeyi biliyordu zaten. ABD'yi karşısına alacağını. Zaten ABD Türkiye'nin karşısındaydı bu konularla ilgili olarak. Yani dolayısıyla Türkiye böyle bir Rusya'dan yana böyle bir şey kullandı. Hem bu ihtiyaçtı ama asıl siyasi yönü daha ağır bastı. Şimdi Sayın Hulusi Akar'ın söylemiş olduğu konu ya başka bir yerden uçak alacağız. Yani bu Fransa'dan olabilir, İngiltere'den olabilir uçak alacağız. Evet. Birincisi bu uçakları alacağız. İkincisi biraz evvel söylediğim gibi daha fazla hava savunma sistemi alabiliriz. S-400 gibi. Yani bu belki taarruzi bir şey olmadığı için. Yani uçak taarruzlu bir şey ama bu taarruzlu bir şey olmadığı için belki bu konuda biraz daha savunma açısından Türkiye'ye fazla ses çıkartmayabilirler diye düşünüyorum. Evet. Ama paramızın karşılığını da Amerika'dan ne alabiliriz? Galiba onu henüz biz de çok iyi bilmiyoruz. Bu konuda şeyimiz var. Yani paramızın karşılığında Amerika'nın bu konuda bir bana göre bir haydut devlet olduğunu biliyoruz. Yani istedikleri zaman istedikleri ülkenin parasını donduruyorlar bankalarda. İstediklerini yapıyorlar. Bu konuda da Türkiye'ye efendim siz şunları bu kadar zarar verdiniz şeye deyip ondan sonra YPG, PYD ya da işte o tarafa tazminat gibi yapabilirler. Yani bu her şeyi bekliyorum Amerika'dan. Evet. Peki Sayın Pekin, şimdi konuşmamızın en başına dönersek eğer bu harekatın İstiklal Caddesi saldırısının ardından geldiğini ifade etmiştik. Ve bu saldırının ardından en çok konuştuğumuz şey de sınırlarımızdaki güvenlik zafiyetiydi biliyorsunuz. Bu harekat güvenlik zafiyetini de ortadan kaldıracak bir harekat mıdır aynı zamanda? Yoksa ikisini ayrı ayrı mı değerlendirmemiz gerekiyor? Yani güvenlik bu harekat, yani bundan sonra yapılacak harekatı söylüyorsunuz. Ben uzun süreli bir harekat yapacağını değerlendiriyorum. Yani bu harekat birkaç sene sürebilir. Daha büyük çatışmalara neden olabilir. Ve çok daha fazla güneye inmemek kaydıyla, yani 32 kilometre derinlikte kalmak kaydıyla bütün hudut boyunca, Türkiye, Suriye hududu boyunca bu yapılabilir. Hatta aynı şey şeyde yapılıyor şu anda, Zapt'ta ve diğer bölgelerde yapılıyor, Irak'ın kuzeyinde. Orada da bir güvenlik şeridi oluşturulmaya çalışıyor. Orası tabii çok daha dağlık bir alan. Dolayısıyla bunu yaparsak
bir ölçüde bu ilk aşama bir ölçüde belki o güvenlik şeridini çektiğimiz zaman sızmaları önleyebiliriz. Biraz daha kontrol altına alabiliriz. Ama biraz daha uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri YPG ve PYD'yi bu bölgede beslediği sürece ve bu bölgede lojistik desteğini, mali desteği sağladığı sürece bize orada bir Kürt devletçiliğin kurulması konusuna devam ettiği sürece o tehdit devam edecek. O tehdidi şeyle önleyemeyiz. Yani silahla, yani ABD'yi buradan silahla atmamız çok zor. Yani hemen hemen mümkün değil. Ancak ABD'de çok büyük bir yani Asya Pasifik'te çok büyük bir dengesizlik olacak. O çekilecek buradan. Evet. Yok. Ancak şeyle atabiliriz. Evet. Sayın Pekin, şöyle de bir şey yok mu? Belki bu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden gönderilmesi Türkiye'yi aşan bir hedef olabilir. Ama Türkiye'nin göçmen sorunu, bölgesindeki ülkelerin istikrarlı olması, dolayısıyla terör üreten bazı iç yapılara dönüşmemesi ve kendi sınır güvenliğini korumak, kendi ülkesindeki göçmenleri kontrol etmek hedefi kendisi açısından gerçekleştirilebilir bir hedef. Gerçekleştirebilir bir hedef. Çünkü evet, bu konuda tabii sadece biz değil, biz de beraber Şeride bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Esad'la da görüşmemiz gerekiyor. Esad'la veya işte Suriye rejimiyle görüşmemiz gerekiyor. İran'la görüşmemiz gerekiyor. Orada onların da orada şeyleri var. Ondan sonra Rusya'yla görüşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde bu sorunları halledebiliriz. Yani hem göçmen sorunu hem önemli evet. ölçüde evet. sınır gibi sorunu halledebiliriz. Evet, belki de kavga etmememiz gerekiyordu zaten. Keşke öyle olsaydı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Sağ olun, bizi bilgilendirdiniz.